Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kefaret dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli'nin Konstantiniye Oteli kitabından uyarlanmıştır. Dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça beğenilmiştir. Dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurder Okur, Özge Özacar gibi isimler yer alıyor. Bu oyuncuların bölüm başı ne kadar ücret aldıklarını size için derledik. İyi seyirler. Mine Kılıç yani Arzu Kendir. Arzu Remzi'nin kız kardeşi ve Elif'i büyüten kadındır. Küçük yaşta annesi başka adamla kaçmıştır. Babasının ise başı beladan hiç kurtulmamakta, hapse girip çıkmaktadır. Arzu babasına taparcasına bağlıdır. Onu her kaybettiğinde paramparça olur. Arzu ilgisiz babaannesi ve hep bir işler peşinde olan abisi yüzünden neredeyse kendi kendine büyür. Mine Kılıç'ın bu karakterle bölüm başı aldığı ücret ise 40.000 TL. Yusuf Atala yani Kadir Kınar. Kadir 40 sene önce Çankırı'dan İstanbul'a göçmüş, yıllarca fabrikalarda işçilik yapmış bir karı kocanın 4 çocuğunun en büyüğüdür. Kadir dürüstlüğü, çalışkanlığı, zora düşen hemen herkesin yardımına koşması ve iş bitiriciliği nedeniyle zamanla mahallenin çok sevilen bir ağır abisi haline gelmiştir. Usta oyuncunun bu rolle aldığı ücret ise 25.000 TL olarak bilinmektedir. Yurder Okur yani Ahmet Çınarlı. Ahmet İstanbul'da doğmuştur. Babası Ali Çınarlı, Cerrahpaşa'da kardiyolog, annesi Ayşe Çınarlı, çocuk doktorudur. Ahmet her zaman çok başarılı bir öğrenci olmuştur. Hayatında da tek bir kez aşık olmuştur. O da Zeynep'e. Bir görüşte vurulmuştur. Onu elde etmek için mücadele etmiş ve evlenmiştir. Ahmet kariyerine tutkuyla bağlanmıştır. Aile yaşamının rahatlığını ve Zeynep'in becerikliliğini cebine koymuş ve kariyerine asılmıştır. Sonrasında aileye çöken kara bulutla beraber ailesi dağılmıştır. Başarılı oyuncunun bu karakterle bölüm başı aldığı ücret ise 70.000 TL olarak bilinmektedir. Ayşe Tuna Boylu yani Ayşe Çandır. Ayşe çok köklü bir İstanbul hanımefendisi olan Şehnaz Hanım tarafından yatılı olarak genç yaşta işe alınmıştır. O gün bugündür Yılmaz ailesinin vazgeçilmez bir emektarı olmuştur. Son derece görgülü, saygılı, becerikli ve iyi yetinmiş bir kadın olan Ayşe, zamanla ailenin tüm sırlarının ortasında kalmış ve çok tasvip etmese de bunları saklamak ve sürdürülmesine yardımcı olmak zorunda kalmıştır. Usta oyuncu Ayşe Tuna Boylu'nun bu karakterle aldığı ücret ise bölüm başı 30.000 TL olarak bilinmektedir. Özge Özacar yani Meltem Serez. İstanbul Maltepe doğumlu, beyaz eşyacı ve küçük bir tefeci olan bir babanın ve mahalle terzisi bir annenin kızı olarak doğmuştur. Meltem çok güzel bir kadındır. Her zaman güzelliğiyle dikkat çekmiştir. Meltem daha önce Zeki ile evlenmiş, Zeki'nin kazandığı bol paradan memnun ancak artık onun yanına yakıştırmamıştır. Yakın arkadaşı olan Ahmet'i beğenmiş ve onun hayallerindeki erkek olduğunu düşünmüştür. Güzel oyuncu Özge Özacar'ın bu karakterle diziden bölüm başı kazandığı ücret ise 40.000 TL olarak bilinmektedir. Hakan Yufkacıgil yani Alp Hasanoğlu. Amerika'nın saygın okullarında ekonomi konusunda yüksek lisansını tamamlayan Alp, yurda dönüşü sonrası işe başladığı müşavirlik firmasının zamanla büyük ortağı haline gelmiş, özellikle finans ve vergi konusundaki dehası nedeniyle büyük holdinglere önemli miktarda paralar kazandırmıştır. İş bitiriciliği ve neredeyse karşısındakine korku veren keskin zekası nedeniyle her zaman kafalarımızda bir soru işareti bırakmıştır. Oyuncunun bölüm başı aldığı ücret ise 25.000 TL olarak bilinmektedir. Mert Fırat yani Sinan Demir. İzmit doğumlu, plastik fabrikasında işçi bir baba ve aynı fabrikanın mutfak elemanı bir annenin oğludur. Sinan çizgi roman ve polisiye hastasıdır, hayalperesttir, dünyayı kurtaracağına inanmaktadır. Yalnız geçen uzun yatılı gecelerini bir pencerenin içinde okuyarak geçirmiştir.
Sinan kötülüklerle savaşmanın tek yolunun çok güçlü bir polis olmaktan geçtiğine karar vermiştir ve olmuştur. Olmayan ailesinin özlemiyle sıcak bir yuva kurma hayali vardır. Zeynep'le yolu kesişen Sinan'ın hayatı çok değişmiştir. Başarılı oyuncunun bölüm başı aldığı ücret ise 70.000 TL olarak bilinmektedir. Ayşegül Cengiz, yani Münevver Demir. Münevver küçük yaştan itibaren yoksul, işçi ailesinin ev işleri ve kardeşinin bakımıyla ilgilenmiş, 8 yaşındayken kucağına verilen küçük Sinan'a kendi oyuncak bebeği gibi bakmıştır. Sinan ve Münevver, küçük yaşta babaannelerinden başka hiç kimseleri kalmamıştır. Babaanneleri sayesinde büyümüş, bir evleri olmuştur. Oyuncu Ayşegül Cengiz'in bu karakterle aldığı ücret ise 30.000 TL. Nurgül Yeşilçay, yani Zeynep Gökmen Çınarlı. Zeynep, Bursa'da subay bir baba ile öğretmen bir annenin kızı olarak doğmuştur. İlerleyen yıllarda Zeynep'in hayatına Ahmet girmiştir. Kırsal yaşamdan ve doğa sporlarından hoşlanan Zeynep ve Ahmet, Şile'de güzel bir yaşam kurmuşlar. Zeynep, çocuklarının bakımı için zaman zaman ara verdiği müzik öğretmenliğine dönmüş, büyük bir sevgiyle ailesiyle ilgilenmiştir. Çevresiyle iyi ilişkiler, dostluklar kurmuş, titiz ve düzenli bir ev yaşamının bütün yükünü üstlenmiştir. Sonrasında gelişen olaylarla Zeynep'in hayatı altüst olmuş, ona umut veren ellerden biri ise Sinan polis olmuştur. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın diziden aldığı ücret ise bölüm başı 85.000 TL olarak bilinmektedir. Ege kökenli, yani Nil Anıl. Nil'in babası Nurettin Anıl, karısının ölümü sonrası işlerini kızı Nil'e devredip emeklilik hayalleri kurmuştur. Oldum olası pek başarılı bir öğrenci olmayan Nil, özel üniversitenin işletme bölümünden mezun olması sonrası babasının inşa ettiği ve büyük bir reklam kampanyası ile açılan lüks bir AVM'nin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Diziye sonradan dahil olan Ege kökenli diziden tekrar ayrılmıştır. Güzel oyuncu Ege kökenlinin bu diziden aldığı ücret ise bölüm başı 30.000 TL olarak bilinmektedir. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.